Arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Nereye geldik? Tarıma geldik. Haliyle bundan öncesine ekonomimizi şöyle bir gözden geçirdik. Şimdi tarıma dair konuşacaklarımız var. Tabi öncelikle tarımda neler sorulur hocam? Genel alanda ben tarıma çalışırken nasıl bir çalışma yürüteyim ondan bahsedeyim sizlere. Tarımda genel anlamda bileceklerimiz şunlar. Bir, o ürünün herhangi bir tarım ürünü verildiğinde bunun o yöredeki suyla, toprakla, o yörenin iklimiyle bağlantısı. Birinci noktada bunu bileceğiz. Zaten şimdiye kadarki aldığımız bilgiler, fiziki coğrafya bilgilerimiz, nerede hangi tip tarımın uygulanabileceğini, hangi ürünün nerede aşağı yukarı yetişip yetişemeyeceği, bunlara dair konuşacağımız şeyler de sizin rahatlıkla algılayabileceğiniz noktalara dönüşecek. Ben şimdi engebeli bir yerde tarımda makineleşme olmaz dediğimde, e sen haliyle engebeli yerleri biliyorsun artık. Dolayısıyla sana harita üzerinden numaralar yerler verildiğinde ya da sözel olarak bir yerler sorulduğunda bunların cevabını gayet rahat verebilir durumdasınız diye düşünüyorum. İnşallah da öyleyizdir değil mi? Şimdi gelen Türkiye'de tarımda ilk kitapta tabi ürünlerden başlamayacağız. Önce neye bakacağız? Bir tarım tiplerini konuşacağız. Geçmişten günümüze kadar aslında zamana da yayılmış vaziyette belli başlı uygulanan tarım tipleri var. Bunlardan ilki ekstra. Tansif tarım dediğimiz. Burada ekstansif ve intansif diye iki tane kavram göreceğiz. Haliyle karışma ihtimali de böyle ekstansif, insansif ya biraz birbirine benziyor hocam karıştırabilirim diye düşünebilirsin. Ama ben sana bir ipucusu vereceğim zaten sonrasında olayı çözeceğiz. Burada fotoğraftan da gördüğünüz üzere bizim ekstansif tarım dediğimiz aslında ilkel bir tarım yöntemidir. Yani geri kalmış tarım. Gördüğünüz üzere oküzünen tarla sürdüğünüz insan gücüne dayalı, öküz gücüne dayalı bir tarımdan bahsediyoruz. Peki hocam neden ben bir ilkel tarım yapıyorum? Sebebi ne? Bu bir yöre engebeli bir yöre olursa eğer orada tarımda makina gücü kullanamadığınız için haliyle ekstansif dediğimiz o ilkel yöntemlerini kullanırsınız. Peki benim öküzle sürdüğüm tarlada elimle tohumu saçtığım, elimle gübreyi saçtığım, efendim hasat geldiğinde orakla ne bileyim tırpanla tarım yaptığım bir yöntemde yüksek bir verim alabilir miyim? Haliyle aramam. Bu verimi düşük bir yöntemdir. Genelde zaten ben engebeli dağlık geri kalmış bir yöreden bahsediyorsam ve verimi düşük bir yerden bahsediyorsam biz orada geri kalmış yerleri dikkate alacağız. Ve ona göre konuşacağız. Peki nereler hocam? Bizim bu şartları taşıyan, engebeli dediğimiz bir yöre, tarımda makine gücü kullanamıyorsun, İklime bağımlılığın çok yüksek, efendim bu sene yağış olursa ah çok ürün biraz çoğaldı, e bu sene kuraklık geldi haydi ürün gitti. Tamamen doğal koşullara bağlı, iklime bağlı yaptığınız bir tarımsa buna ekstansif diyorsunuz ve genelde engebeli dediğim için Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi yörelerde sen bu tarım yöntemini uyguluyorsun. Peki bugün en ekstansif tarım ürünü nedir diye sorsa diyeceksin ki çay bir ekstansif tarım ürünüdür. Çünkü çayın yetişme koşullarına dikkat ederseniz engebeli dağlık sahalar Doğu Karadeniz'den bahsediyoruz. Aynı zamanda sulama yapıyor musun diyor. Yo tamamen zaten yağışa bağlı. E tamam makine kullanabiliyor musun çay tarlasında traktör vesaire olmaz engebeli yöre e hasat esnasında elle kırpıyorsun, torbalara dolduruyorsun. Ki Karadeniz'den şu an dinleyenler varsa zaten o çay bahçelerinde yuvarlana yuvarlana torbalarla aşağı doğru indiklerini görürler. E dolayısıyla bizim o zaman çay yetiştirme koşullarımız hem bulunduğu yöre hem iklime bağımlılık hem engebel arazi bundan dolayı nasıl bir ürün? Ekstansif bir ürün. Ben burada şuna benzetin diyorum. Şimdi bir de intansif dedik ya ex in. Oradaki karıştırmayı sağlamak için karıştırmamayı sağlamak için sen buradaki ekstansif tarımdaki eksi, eks aşkına benzet. Eks aşkın mı? Evet, senin eks aşkın. Bir düşün, eks aşkın biraz ilkel miydi? Kaba ve yontulmamış? Hı, hmm, olabilir. Elkel, kaba, yontulmamış. Biraz kendisi engebeli, yani yontulmamış ve geri kalmış bir arkadaştı. Muhtemelen sen de ona yol verdiğin için, Zaten eksin o yüzden oldu değil mi? Yol verdin. Niye? Çünkü verimi düşüktü. Yeterince verim alamadığın eksi aşkınla yollarını ayırırsın. O yüzden eksidir diyoruz. Peki bu eksi aşkın büyük oranda ne severdi? Çay severdi muhtemelen değil mi? İşte eksi aşkınla yaşayabileceklerini. Şimdi ne yok eksi aşkında? Efendim modern yöntemler uygulanamaz. Modern değildi. Engebeliydi. Gerek almıştı. Yontulmamıştı. ilkeldi Ve Buna bakarsan işte makineleşme yok. Gübreleme yok. Sulama yok. Herhangi bir şey yok işin içerisinde. Bu senin eksin oluyor. Peki gelelim şimdi in aşkına. Out değil in olmuş. Tuttuğun sevdiğin yeni aşkısın. İntansif de bunu düşün. In. Sevdiğim tuttuğum. Like. Şimdi intansif tarımda bu bir modern tarım yöntemidir. Haliyle ne kullanılır? sulama, gübreleme, makineleşme gibi yöntemler vardır diyeceksin zaten modern tarım içerisinde. Bak X aşkın nasıldı? Eks aşkın modern değildi. İlkeldi, kabaydı. Öyle düşündüm. Peki in aşkın nasıl? Mesela sana bir yudum su veriyor. Sürekli sana güzel laflar söylüyor, gübreliyor diye düşünebilirsin. Makineleşme var. Yani arabası var mesela. Seni arabayla gezdiriyor. Eks aşkında yürüyordunuz her yere. E peki burada ne gibi ürünler vardır dediğimizde neler buna uygundur dediğimizde pamuk seni pamuklara sarıyor. Ay çiçeği romantik çekirdek çitliyorsunuz. Aynı zamanda mısır popcorn var işin içerisinde. Sinemaya gidip popcorn yiyorsunuz. E normalde intensif tarım ürünlerinden bir tanesi de kahvedir. Ancak bizde kahve üretilmediği için biz buraya hani Türkiye tarım için bunu koyamıyoruz. Normalde kahve de vardır in tarım içerisinde. E o da neye karşılık geliyor? Starbucks'ta kahve. X aşkınla çay bahçesinde çay, in aşkınla Starbucks'ta kahve içersiniz. Haliyle modern olan bu. Peki bu arkadaşın verimi nasıl? Yüksek. Sadıkça sağıyorsun maşallah inek sağar gibi. Yüksek verime sahip. Her türlü imkanı var. Dediğimiz gibi sana bir yudum su veriyor, pamuklara sarıyor. En beraber çi çekirdek çitliyorsunuz. Sinemalara gidip popcorn yiyorsunuz. Mısır bak oradan Starbucks'ta kahve içiyorsunuz. Öyle düşün. Peki bu arkadaş bu kadar <laughs> yüksek verimli ve bu kadar imkana sahip olduğu için kendisi biraz gemiş ovalar ve aynı zamanda deltalarda yaygın olan bir tarım mıdır diyeceğiz. Evet. O zaman sevilmeyen aşkın Eks aşkındı zaten sevilmedi attın gittin. Sevdiğin tuttuğun kim derse in aşkındır diyeceksin. Birinde çay içiyorsun çay bahçesinde öbüründe unutma pamuklara sarıyor. Çekirdek çitliyorsun ay çiçeği gibi. Mısır var popcorn yiyorsun sinema gibi kahve gibi Starbucks'ta kahve. Bunlar iki karşılıklı yani X ve in karşılıklı iki tarım yöntemi. Bir de yine birbirinin karşılığı gibi olan bizde de sıklıkla uygulanan bir kötü yöntem var. Adı ne? Nadas. Nadas şu demek. Toprağın bir yıl boyunca bomboş bırakılması. E şimdi toprak bir yıl boyunca bomboş bırakılıyor. Peki soruyorsun. Neden diyorsun toprağını bir yıl boyunca boş bırakıyorsun? Genelde sulama koşullarının gelişmediği, yağışa bağlı karasal iklim yöreleri diye düşünüyorum bunları. Oralarda şöyle bir gerçek var. Diyor ki çiftçi. Ya her yıl yağış olmadığı için ben de sulama yapamadığım için, kuru tarım yaptığım için Toprağım ihtiyaç duyduğu mineralleri ve vitaminleri bitkinin bünyesine alamıyor. Yağış ve sulama olmazsa o topraktaki mineraller, vitaminler bitkiye geçemiyor. Ben de diyor her yıl üst üste ektiğimde haliyle o ürün toprak biraz zayıflıyor. Ürüne yeterince mineral, vitamin katamıyor. Ne yapıyorum diyor? Ben toprağımı bir yıl boyunca boş bırakıyorum. İhtiyaç duyduğu vitaminleri ve minerallerini kazanıyor. Ertesi yıl ekiyorum ve yüksek verim alıyorum deyince bunun ağzına bir tane vuracaksın ve diyeceksin ki bana bak çiftçi bana bak. Sen o toprağı bir yıl boyunca boş bıraktığında mineralini vitaminini kazansın diye düşünürken boş bırakılmış toprak erozyon nedeniyle süpürülüp ortadan kaldırıldığında üstündeki verimli kısım yok olup gittiğinde ne veriminden bahsediyorsun sen verimle erozyonu karıştırmışsın. Çık o tarlanın içerisinden çık seni oraya kim dıktı diye düşünüyoruz. Peki o zaman neye dikkat etmem lazım? Toprağı bir yıl boyunca boş bırakırsanız erozyona neden olur. Erozyonla birlikte toprağın verimli kısmı süpürülüp gittiğine göre o zaman verim almak için uyguladığım bu yöntem bir yerden sonra tarlanı verimsizleştiriyor. En çok nerede uygulanır? En çok İç Anadolu'da. Çünkü nadas dediğimiz arkadaş yağış azlığından olur. E bugün Türkiye'nin en az yağış alan yeri İç Anadolu değil mi? Evet. E o zaman İç Anadolu'da yağış azlığından dolayı bu nadasa çok fazla rastlanır. Peki o zaman şöyle düşünüyorum. E yağışın az olduğu yerde bu nadas fazla uygulanıyorsa yağışın çok olduğu yerde toprak nadasa bırakılmaz. Yani en az Karadeniz'de. Zaten şöyle düşünün Karadeniz'de kaç dönüm tarla var ki? Dar ve parçalı tarla herkesin 3-5 dönüm arazisi var. E bu 3-5 dönümlük arazinin olduğu yerde niye boş bırakasın ki? Zaten zar zor geçiniyorsun. E zaten fındık bahçesi var, çay bahçesi var. E bunlardan ibaret olduğu için de nadas dediğimiz o boş bırakma işlemini uygulamazsınız. Buna dair zamanda soru gelmişti. Bize bir takım iller vermişti. Mesela işin içerisinde bir Kırşehir var, bir de Rize var. E şimdi Kırşehir'de mi daha çok nadas vardır yoksa Rize'de mi? E haliyle Kırşehir'de bunun gibi sorularda geldiğinde size yöre olarak, il olarak veya harita üzerinde numaralı yer olarak verilir. Unutma karasal, kurak, geniş tarlanın olduğu yerlerde nadas fazla. Ancak şöyle bir nokta var. Biz nadası ne için uyguluyoruz hocam? Yağış azlığından dolayı. Peki ben bir yörede yağışı artırırsam Aa, diyorduk töbe sen yağış artıramazsın. Öyle bir şey yapamazsın. Şirke gire. Peki ben yağışı artıramıyorum ama yağışın benzeri muadili ne yapabilirim? Sulama, e o zaman sulama yaparsam bir yörede sulu tarımla birlikte nadas azalmaya başlar mı? Başlar. E o zaman bize diyecek ki sen güneydoğuda GAP'ı, İç Anadolu'da KOP dediğimiz sulama projelerini geliştirdin mi? Geliştirdin. O zaman unutma. Diyeceğiz ki GAP'la, KOP'la azaldı. GAP'la, KOP'la azaldı. Ne? Nadas azaldı. O zaman soru tiplerimize bakın. Bazı soru tipleri vardır. Şöyle şöyle tuzağa düşürür sizi. Ona sakın düşmeyiniz. Bir, neye düşmeyeyim hocam? Sana diyecek ki, en çok Nadas nerede? Cevap İç Anadolu. Örneğin Konya. İl olarak da bakarsanız en çok topraklar Nadas'a bırakıldığı il Konya'dır. E şimdi en çok Konya'da Nadas'a bırakıyoruz. Bu bir soru tipi. Bu bir. İki, derse ki ya son yıllarda Konya'da nadas alanları azalmaya başladı. Ne ile oldu diye ikinci soruyu sorar. Sen de kopla yani Konya basa sulama projesiyle bu gerçekleşti diyeceksin. Yani en çok olduğu yeri de sorabilir. Son yıllarda azaldı diye de sorabilir. Bu ikisini birbirine karıştırmayın. Her ne kadar Konya'da sulamayla azalmaya başlasa bile hala en fazla İç Anadolu'da ve Konya'da uygulanan bir yöntem. Olmaması gereken bir yöntem. Peki bazen şunu diyorsun. Çiftçi diyor ki sana, Tamam nadas yapmayayım. Nadasa bırakmayayım. Yani toprağımı her yıl işleyeyim diyorsun sen. Evet. Ben de buna diyorum ki nöbetleşe tarım yap. Arkadaşlar buna münavebe. Münavebe değişim, nöbetleşme demektir aslında münavebe eski dilden. Şimdi o zaman şöyle de olabiliyor. Son yıllarda dedim ya Hacı ÖSYM'nin şöyle bir tarzı da oluşmaya başladı. Sana bilmediğin kavramlardan mesela seracılık demiyor da örtü altı üretim diyor. E örtünün altında sera. Yani aslında aynı şey diye. Burada da ne olur ne olmaz. Nöbetleşe tarım diye sorar birçok kişi yapar. Ama münavebe, münavebeli tarım nöbetleşe demektir münavebede. Aynı şekilde sorar ama bu neymiş ben bilmiyorum ki diyecek çoğu kişi. Ama sen burada en azından münavebe ne demek biliyorsun. Artık soruyu da gördüğünde ona göre yorumlayalım. Ne demek hocam bu münavebe yani nöbetleşme dediğimiz. Her yıl ürün ekiyoruz. Ancak çiftçi şunu diyordu. Üst üste aynı ürün ektiğimde verim düşüyor. Yani diyorum ki çiftçiye zaten sana üst üste aynı ürünü ekleyen mi var? Ne ekeceksin? Her yıl farklı ürün ekilmesi yöntemi. Yani bir yıl bir tarlaya bir tarlaya biçilik kekere bekere diye. Şimdi bir tarlaya bir yıl ne ekmiş? Bakın aynı tarlayı gösteriyor aslında. İkiye bölünmüş değil. Aynı tarlanın dönüşümünü anlatıyor. Bir yıl gitmiş buğday ekmiş. Bir baklagil türü olan. Baklagil nereden çıktı? Beni andı nohut, mercimek. Bir <laughs> tahıl türü olan buğday ekmiş. Sonra gitmiş nohut ekmiş. Bir bakliyat olan. İşte bir yerde tahıllar ile buğday arpa ile nohut mercimek dönüştürülebilir. Veya bir yıl nohut mercimek ektiğin tarlaya ertesi yıl patates ekebilirsin, bir yumru köklü. Ya da bir sonraki sene işte şeker pancarı ekersin, bir yumru köklü. Değişimi aşağı yukarı böyle yapmamız lazım. Yani değişim baklagiller, tahıllar ve yumru köprüler arasında olmalıdır. Yani bunları kendi içerisinde değiştiriyorum. Ben de sana şöyle bir örnekle bu nöbetle şey anlatayım da hani üst üste aynı ürün grubundan aynı ürün olmaz diye. Örneğin baklagillerden fasulye. E şimdi bir diğer baklagilimiz ise nohut. Şimdi bir yemek yediğini düşün. Öğle yemeğine gelmişsin. Açıyorsun kazanları, tencereleri. E birinde kuru fasulye yapılmış bir tencere. Öbüründe bir tencere nohut. Ya şöyle der misin? Biraz kurudan alayım, yanına da biraz nohut alayım ve yiyeyim. Tat vermez, değil mi? Aynı ürünü böyle dönüştüremezsiniz. Hani bir kaşık kurudan alayım, bir kaşık nohuttan alayım, böyle bir fantaziniz tabii yoksa onu bilemem. Genelde yenmez. Ama ne istersin? Mesela bir tencerede kuru fasulye varsa, öbür tencerede pilav olmasını istersin, değil mi? Oo, nohut pilav ya da kuru pilav. Bak değiştirdim. Sonra ne olur? Bir kaşık pilavdan bir kaşık kurudan alırsın. O güzelce dönüşürler. E yanına da bir yumru köklülerden soğan. Değil mi? Gayet güzel olur. Kuru fasulye, pilav, soğan. İşte sana en güzel dönüşecek üçlü yanına da bir de ayran. Oh şimdi muhtemelen beni dinlerken acıkmış isen vallahi hocam canım kuru pilav çekti bir de yanında soğanla ayran bir de şöyle turşu olsa değil mi? Genelde işte ne olabilir? Ee, salatalık turşusu olur. Güzel. Domates turşusu olur yanında. Gayet güzel dönüşürler. E şimdi baktın tahıllar. Aynı grupta olan iki tahılı dönüştürmenin bir anlamı yoktur. Yani bir sene pirinç ektiğin tarlaya ertesi sene buğday ekiyorsun örneğin. Dönüşüm oluyor mu? Hocam pirinç dediğimiz çeltik de aslında bir tahıl e buğday da bir tahıl. E sen aynı mantıkla düşün yine. Tencere var iki tane. Açtım tencerenin birini. E bir baktım bulgur pilavı. Öbürünü açtım pirinç pilavı. Ya şunu der misin? O bir kaşık bulgur pilavından bir kaşık da pirinç pilavından alıp yiyeyim. Tat vermez. O yüzden bu nö şeyde nöbetleşe dediğimiz münavebeli tarımda farklı ürün gruplarının ekliyor olması lazım. O zaman şöyle bir soru sorabilir. Mesela der ki İç Anadolu'dan Yozgat'ta bulunan bir çiftçi tarlasına bir yıl buğday ekiyor. Ertesi yıl mercimek ekiyor. Bu çiftçi aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmış olabilir? İşte nöbetleşe tarımı kullanmış olabilir. Bir yıl ne ekti? Tahıllardan buğday, ertesi yıl bakliyatlardan mercimek ekti. O zaman dönüşüm oldu mu? Oldu. İşte biz bunlara dikkat edelim. Peki nöbetleşe tarım yaparsam neyi sağlamış olurum? Nöbetleşe tarım nadası ve erozyonu azaltır. Çünkü mantık şu. Nadas toprağın bir yıl boyunca boş bırakılmasıydı. Ama sen her yıl aynı tarlaya farklı ürün ektiğin için arka arkaya hiçbir zaman tarla boş kalmıyor. O zaman nadas bitti. Peki her yıl tarlanın üzerinde o toprağı tutacak bir bitki koyduğun için erozyonu da otomatik azalttın mı? Çünkü toprak süpürülüp gidemeyecek. Çünkü onu sürekli tutan birisi var. İşte nöbetleşe tarım hem nadasınızı hem de erozyonunuzu azaltır. Böylelikle boş bırakma yapmadığımız için ekilen arazi miktarımız artar. Çünkü Türkiye topraklarının her yıl %10'u nadasa bırakılıyor. E yani her yıl biz %10 kadar tarım toprağımızdan yararlanamıyoruz. Onları da ne yapmaya başlarız? Ekmeye başlarız. Böylelikle tarımsal üretim ve verim artar. Niye hocam verim artıyor? Çünkü şundan dolayı. Örneğin nohut, mercimek, fasulye gibi bakliyatlar bir azot köklü bitkidir. Yani toprağın ihtiyaç duyduğu azotunu verir. Bakli şeyler ise tahıllar ise örneğin saçak köklüler, örneğin buğday, arpa bunlar da topraktaki azottan beslenir. Yani birinin ihtiyaç duyduğunu öbür arkadaş ona sağlayacaktır. Dolayısıyla da veriminiz artacaktır. Nöbetleşe tarım dediğimiz de bu. Şimdi hemen bakalım bunun üzerine sorularımıza. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralarak gösterilmiştir. Yukarıdaki haritada numaralarak gösterilen alanların hangisinde intensif tarım yönteminin daha az kullanıldığı söylenebilir. İn mi güzeldi, eks mi? Tabii ki de in güzeldi değil mi? Peki o zaman ben daha az kullanıldı dediğine göre ne arıyorum? Eks aşkımı arıyorum. Peki X aşkın nasıldı? Engebeli, yontulmamış, ilkel, tamamen doğaya bağımlı, geri kalmış yer arıyorum ve engebeli. Özellikle engebeli yer arayınız. Hemen o zaman X arıyorsam şöyle bakıyorum. Bir numara Güney Marmara engebeli mi? Yok düzlük. E, Ege'nin kıyı ovaları, deltaları düzlük. E Çukurova düzlük. E Güneydoğu GAP'la birlikte düzlük. Ama iki numaralı Batı Karadeniz'in olduğu yer burada küre dağları vardı. Burası dağlık engebeli bir yer. O zaman sen bu dağlık engebeli yerde ova yoksa, delta yoksa, modern tarım yapamıyorsan buraya in diyemezsin. Oraya eks demen lazım. O zaman kim daha az kullanıldı derse eks olan Karadeniz hep çıkar. Ya burayı göreceksin. Bak ya burayı göreceksin. Ya şurayı göreceksin Doğu Karadeniz'i. Ya Doğu Anadolu'nun bazı yerlerini verecek şöyle. Dağlık engebel arazilerden. Hakkari'yi verecek örneğin. Ya da mesela şurada 3 numara değil de burası Menteşe'nin olduğu yer olsaydı. Dağlık engebeli. Ya da burası Batı Toroslar olsaydı. Mesela şurada Çukurova'yı vermiş değil mi? Çukurova'yı vermeyip de şurayı verebilirdi. Nedir hocam orası? Ala dağlar bol karlar. Dağlık sahaları düşünün. Dağlık saha verirse hemen eks yapmaya başlıyorsun. Ya da şurada yıldız dağları. Bunların hepsi ekstir. Makina kullanamadığınız Tarlanın doğru düzgün ortada olmadığı, hala atla, eşekle, okuzle, eks okuz. oradan yola çıkarsanız bunu yorumlayabilirsiniz. Gelelim şuraya. Türkiye'de tarımın en büyük sorunlarından biri de toprakların bir yıl boş bırakılması uygulaması olan nadastır. Aşağıdakilerin coğrafi özellikleri düşünüldüğünde hangisinde toprakların nadasa daha fazla ayrıldığı söylenebilir? Nadas adam neyden dolayı yapıyordu hocam? Yağış azlığı bir yörede yağış az ise oradan adas çok yapılırdı. O zaman ben bakıyorum. Kırklar eli, yıldız dağları. Yağışlı bir yer değil miydi Türkiye'nin dört köşesi? Istıranca yıldız. Evet burada fazlaca bırakmazlar. Bartın, Batı Karadeniz'de şurada Bartın. E burası yağışlı değil mi hocam Zonguldak Bartın çevresi? Yağışlı, bırakılmaz. Adana, normalde bakıyorum kurak gibi duruyor ama Seyhan ve Ceyhan nehirlerini düşünün. Çukurova'nın yoğun sarımsal üretimini düşünün. O zaman daha az bırakmazsınız her toprağa, her daşı işlemeye çalışırsınız. Gitti. Yağışlı olan Rize zaten gitti. En fazla topraklarına da bıraktığımız yer Konya. Eğer böyle sorulursa İç Anadolu'dan arayın. Konya, Ankara, bakın Sivas Sivas, Yozgat bunun gibi yöreler görürseniz tabi İç Anadolu'nun diğer illerinde Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, işte Karaman, Nide, Aksaray. Böyle İç Anadolu'dan iller verilirse. Yine Güneydoğu'dan da olabilir bunlar. Şanlıurfa verebilir size, Diyarbakır verebilir. Ama şu iki şeye dikkat edin. Ne Na demiştik? Nadas'a fazla bırakma olayında da Konya'yı, Urfa'yı görürsünüz. Hangilerinde sulamayla birlikte Nadas azalmaya başladı derse de kopla birlikte Konya'da. GAP'la birlikte Urfa'da şeyler, nadaslar azalmaya başladı dersiniz. Hangisi çok olduğu yer mi? Yoksa da yine azalmaya başladığı yer mi? İkisinde de aynı yerleri düşüneceğiz. Geldik şimdi tarımı geliştirmek için alınması gereken önlemler. Size şöyle sorular soracaktır. Diyecek ki Türkiye'de tarım gelişmiş mi diyecek. Sen de diyecek ki hayır. Hayvancılık gelişmiş mi? Hayır. E, sanayi gelişmiş mi? Hayır. Gelişmiş bir şey var mı? Hayır. Deyip bu soruların cevaplarını vereceğiz. Zaten bizde tarımı geliştirmek için bazı önlemler almam gerekiyorsa belki Türkiye'de tarım istenildiği kadar gelişememiştir. Eskiye göre ekim alanlarımız arttı. Eskiye göre tarımsal üretimimiz arttı. Eskiye göre tarımsal verimimiz arttı ama bunlar hala ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde değil. Yani biz yine tarımda istediğimiz yere gelemedik. O yüzden tarım geliştiremediğimiz için geliştirmek için alınması gereken önlemlerimiz var. Ne yapmam lazım hocam bir yörede tarımı geliştirmek için? Öncelikle sulama yapmalısınız. Çünkü Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi şu. Kurak bir iklim sahasındayız. Yıllık 600 milimetre yağış olan bir ülkeyiz. Haliyle bu yıllık 600 milimetre yağış bu tarımı yapmamıza yetmiyor. Çoğu yörede tarımsal sulama gereklidir. Peki sulama yaparsanız ne yapar? Haliyle veriminiz artar. Yüksek verim sağladığınız için geliriniz artar. Eskiden kuru tarım yönteminde 3-5 ürün çevirebilirken sulu tarımla birlikte devreye pamuklar girer, tütünler girer ve ürün çeşidiniz artmaya başlar. Heh. Aynı zamanda sulama yaptığımızda yıl boyunca toprağa ektiğimiz için boş bırakmadığımız için ne azalmaya başlar? Nadas azalır. Aynı zamanda tarlalar genişler. Bu şöyle değil hocam tarlayı sulayınca sünüyor mu da bu genişleyecek gibi anlamında değil ekilen arazi manasında yani boş bırakmadığımız için artık orayı ekmeye başladığımız için ekilen arazi tarla genişlemeye başlar olması gereken sulama yönteminden bahsediyorum ona dikkat edin bizde normal şartlarda yağmurlama ya da damlalama dediğimiz ya bitkinin köküne tıp 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 damlayacak ya da <laughs> tıp tıp, tıp şey aklıma geldi en son Aydın Aydın'ın şeyini izlediniz mi? Son klibi ve şarkısı. Su sesi, şılap şılap diye bir tane şarkı var. Görmüşsünüzdür. O işte şılap şılap diye tek tek damlama yöntemi olması lazım. Ya da yağmurlama demediğimiz fiskiye ile olması lazım. Ne olmaması lazım? Bakın salma sulama. Salma sulama. Ya da buna vahşi sulama diyoruz ya vahşi sulama. Erozyon konusunda hatırlarsınız bunu söylemiştim ben size. Özellikle gapla birlikte vahşi sulama dediğimiz salma sulama. Yani ırmağı, dereyi, kanalı tarlaya çevirme, tamamen çamur içerisinde göl içinde bırakma yöntemi bunlar olmaması lazım. Çünkü bu yöntemler yapıldığında işte başta yüksek verim alıyormuşsunuz gibi görünüyor ama zaman içerisinde hem su israfı, o suyu boşa akıtmış oluyorsunuz. İki. Su içerisinde bulunan eriyik haldeki tuz ve kireç gibi maddeler toprağın üstünü kaplamaya başlıyor. Dolayısıyla bir yerden sonra o toprağı kullanamaz hale geliyorsunuz. O zaman salma sulama ya da vahşi sulama dediklerimiz yasak kardeşim yasak diyeceksin. Bunlar kötü 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 yasak kötü olmaması gereken. Olması gereken sulamalarımız dediğimiz gibi su sesi şılap şılap. E, tıp tıp ya da yağmurlama sulama dediğimiz fışkiye. Fışkiyeleri kırmayınız. Bunları göstereceğiz. Peki sulama hocam en önemli sulama projelerimiz kim? GAP ve KOP. İşte GAP şey dediğimiz Güneydoğu Anadolu projesi dediğimiz GAP. Konyavası projesi dediğimiz KOP. Bu ikisi en önemli sulama projelerimiz. Gelelim makineleşmeye. Makineleşme ile birlikte özellikle ne vardır? Bunun kötü yönü, iyi yönü bunlar da sorulabiliyor. Makineleşmede bakınız. İyi tarafları da vardır, kötü tarafları da vardır. Kötü taraf ne hocam? Kırsalda işsizlik yaratır. Hani demiştik ya, A 10 işçi çalıştırırken bir gün traktör almıştı ve 9 kişi işsiz kalmıştı. Haliyle bir yüreğe makine gücü geldiğinde insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldığı için kırsalda işsizliğe neden olur. Ve kırsal kesimde işsiz kalan insanlar da kente göç etmeye başlar. Yani kırdan kente göçe sebep olan faktörlerden bir tanesi. Ama Olumlu taraflarına bakarsanız hem ekim esnasında bitkiyi ekerken hem de hasat ederken bu süreler oldukça kısalacaktır. Makine gücüyle eskiden insan gücüyle bir ayda biçtiğiniz tarlayı makine gücü artık yarım saatte biçip veriyor. Ekilen alanlar genişler. Çünkü eskiden şöyle bir şey vardı. Makine gücü yokken o işte eks tarım yönteminde öküzle sürüyorsun tarlayı. Sürerken önüne bir kaya parçası çıktı. Aa şu kadar bir kaya parçası. E ne yapıyorsun? Sökemiyorsun. Yanından dolaşıyorsun. Bir ağaç çıktı. E haliyle sökemiyorsun. Yanından dolaşıyorsun. Böylelikle o tarla içerisinde taşlık, kayalıklar, ağaçlar vesaire derken kökler, mökler bunlardan dolayı çoğu tarlayı kullanamıyorduk. Ama günümüzde ne geldi? Traktör gücü geldi. Önüne bir taş mı çıktı? Haliyle bağlıyorsun traktörün arkasına. Çat diye tarlanın içinden sökebiliyorsunuz. İşte bunun gibi yöntemlerle makineleşme ile birlikte bunları bize sağlamış oldu. Ekilen alanları genişletti. Peki hocam bizde makineleşme nereden sonra geldi? 1950'lerden. Unutma demiştim sana. Daha önceki dersimizde konuştuk. Eğer bir soruda 1950'ler varsa cevap makineleşme 1980'ler varsa cevap kentleşme demiştim. Bunu tekrar hatırla. Peki hocam 1950'lerde ne oldu da? Hani demiştik ya Marshall yardımları geldi. Bize hibe krediler geldi. Özellikle ne dediler? Traktör alın. Siz tarımda gelişin. Var güzel iklim var güzel toprak. O zaman var git al şu traktörü. Kendine tarım neyim yap dediler. 1950'den sonrasında makineleşme gelişince ne oldu? Kırdan kente göçün ilk izleri 1950'ler. Bak birbiriyle bağlantılı. Peki bize yine makineleşme art olarak ne getirir? Verimi artırır. Ekim ve hasatla ürün kayıplarını azaltır. Çünkü ekim esnasında toprağa siz elle attığınızda tohumu ne oluyor? Örneğin İç Anadolu'da ben buğdayken bir çiftçiyim. eks tarım yöntemi yapıyorum. Öküzle atla sürüyorum tarlayı. Haliyle tohumu attım. Üzerini kapatmaya çalışıyorum. E tohum derine mi düştü? Tohum sığ mı kaldı? Derine inemedi mi? Dondu mu? kaldı mı? Çok derin olup çimlenemedi mi? Bunun gibi dertler vardı. Ama ne oldu? Makine gücü geldi. Onu istenilen derinliğe artık sokuyor ve rahatlıkla o derinlikten istediği gibi çıkarabiliyor. Yani hem ekim esnasında hem de hasat esnasındaki ürün kayıplarınız azalmaya başladı. Makineleşmenin artıları bu. Ama eksisini unutma. Eksisine eksisi kırdan kente göçü tetikler. Peki sulamada var mı hocam böyle? Sulamanın aşırıya kaçarsanız işte salma sulamaya ya da vahşi sulama yaparsanız da bu sefer toprakta tuzlanma ve kireçlenme dediğimiz kayıplara neden oluyor. O yüzden aşırıya kaçmadan bunları bilmemiz gerekiyor. Bir diğer tarımı da geliştirmek için yaptığımız yöntem arkadaşlar arazi dağıtımı. Nedir bu arazi dağıtımı? Aslında kökü 1940'lara dayanır. İsmet İnönü zamanında başlatılmış bir proje. Bu toprakları şeydeki kırsalda toprağı olmayan çiftçiyi toplaklandırma projesi esasında. Ve orada belli başlı şeyler vardır. Neden bir arazi dağıtımı uygulanmıştır? Onun gerekçeleri nelerdir diye? Arazi dağıtımının temel gerekçeleri şunlar. 1. Çoğu insanın kendi bulunduğu yörede tarlası olmadığı için haliyle başka yörelere ucuz iş gücü olarak gitmektedir. Dolayısıyla herkesin tarlası olsun ve başka yörelere ucuz iş gücü olarak göç etmek zorunda kalmasın. Üretim artsın çünkü toprak özellikle devletin elinde çok fazla hazine toprağı vardı. İşlenilmeyen, tarıma kazandırılmayan. Hem bu hazine arazileri tarıma kazandırılmış olacak hem tarımsal üretimimiz artacak diye teşvik amacıyla yapılmıştır. Bir diğer şeyi ise gerekçesi halkın devlet olan güvenini artırmak diyor. Hani devlet bize bakmıyor kardeş aç kaldık kırsaldayız e, sahip çıkanımız yok ne yapak dediği durumda Aynı mesela aşar vergisinin kaldırılması gibi. Çiftçi üzerindeki büyük bir yüklü %85'lik bir vergi yükü hali onu kaldırdık. Üstüne toprağı olmayan arazi çiftçiyi de topraklandırmış olduk. Arazi vermiş olduk. Böylelikle tarımsal üretimimizi artıracağız. Aynı zamanda çiftçinin de neyini güvenini artırmış olacağız. Bunu şeyde hatırlarsınız. İlyas Salman'ın Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi vardı. İzlediniz mi o filmi? O filmi izlediyseniz şunu görürsünüz. A her zaman olduğu gibi tabi değişmez. Şener Şen. Bir gün devlet geldi dedi ki biz halka dedi toprak dağıtacağız. Hatta rulolar halinde tapular vesaire vardı. Bunları dağıtacaktı. Orada da A dedi ki, "Ben size dedi kendi toprağımı dağıtıyorum." dedi. Halbuki zamanda ağalar çökmüş devlet hazine arazisine. Oradaki e, kırsaldaki köylüyü kendi tarlasında çalıştırıyormuş gibi devletin arazisinde çalıştırıyordu. Devlet geldi dedi ki, "Ben size arazileri dağıtacağım." dedi ve böylelikle arazi dağıtımını orada da görmüş oluyoruz. Tabi sonrasında ne oldu canım? Bu arazi dağıtımı projesi neye dönüştü? 1940'larda unutma İsmet İnönü başlatmış ve Türkiye'de en fazla arazi dağıtımının yapıldığı ilde Şanlıurfa'dır. Güneydoğu Anadolu'da çok fazla dağıtılmış en fazla da Şanlıurfa'da dağıtılmış. Tabi o filmden de hemen hatırladığımız gibi sonra enteresan bir şey oluyor. Ne oluyor? Devlet gidiyor tabi herkese tapu verilmiş ama şu getirilmemiş. Satılamaz şehri düşülmemiş. Yani sen devletten almış olduğun o hazine arazisini başkasına devredebiliyorsun. Böyle olunca da şu oldu. Devlet gittikten sonra A dedi ki bu aslında benim size verdiğim kendi toprağımdı. Ben bu geri toprağımı istiyorum sizden. Herkes bannak bastı. Milletin elinden toprağını aldı. Vermek istemeyenlere ne yaptı? Vermek istemeyenlere köyde bulunan birkaç kişiyi örgütledi. Eşkıya yaptı. Dağa saldı. Orada besledi. Silahlandırdı. Daha sonrasında köylüye gelip zorla silah zoruyla elinden toprağını almasını sağladı. İşte bir şeyler tanıdık geliyor mu size de? İşte bunlar da arazi dağıtımı ve bugüne kadarki gelen serüveniydi. Bir diğer nokta arazi toplulaştırması. Hop diyor burada hocam ne oldu önce dağıtmak sonra geri mi topluyoruz milletine? Ve ve bana ver fazla dağıtmışım diye. Hay böyle bir şey değil. Arazi toplulaştırması şu demek. Bizim dağınık haldeki parselleri o parsel parsel eylemişler ya dünyayı bir araya getirme projesidir. Bu ne? Parseller neden dağınık hale gelir? Bir kardeş. Miras yoluyla sürekli bölünmüş olması. Şimdi dedik ya 100 dönüm toprağı vardı bir dedenin. Bu 100 dönüm toprağını 10 çocuğu vardı. Önce 10 çocuğuna pay edildi. Kişi başı kaldı 10 dönüm. Sonra o 10 kişinin de birer çocuğu da olsa Hadi oldu size bir dönüm kaldı. Onun da çocuğu derken biz de özellikle miras yoluyla tarlalar inanılmaz fazla bölünmeye başlamıştı. Ve tarlalar inanılmaz küçük hale gelince de artık tarımda geçindirmediği için insanlar üretimi terk etmişlerdi. Devlet dedi ki ben arazi toplaştırması projesini başlatıyorum. 2014'te şöyle bir daha öncesi gerçi 2014'lerden önce orada şey yasası çıktı. Artık 20 dönüm dekarın altındaki araziler miras yoluyla bölünüp satılamayacak. Yani sizin şu an bir babadan kalma, dededen kalma araziniz varsa bu 20 dönümün aşağısındaysa siz bunu kardeşler arasında bölüp bölüp işte eskiden 100 metrekare, 50 metrekareyle satabiliyordunuz. Şimdi artık satamıyorsunuz. O işte büyük küçük parsellere dönüşmesin, tarım zarar görüyor diye buydu. İkincisi dağınık haldeki parseller bir araya getirildi. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi düz bir yer düşünün. İç Anadolu'dan bir köy arasında bir tarla var. Bu zamanında bu tarla ne yapılmış? Miras yoluyla bu şekilde bölünmüş. Ortada sürekli sınırlar var, değil mi? Bizim inanılmaz fazla tarla sınırlarımız vardır. Bu tarla sınırlarından dolayı tarlalarda çok büyük kayıplar vardır. Bu sınırları çitleri süremiyorsunuz. Hali orada bir zarar var. İkincisi tarla büyük olunca bir de şuradan yol açman gerekiyor. Hop bir de yol öldürdü sizi burada. Üçüncüsü bir de sulama varsa orada. E bir de şuradan sulama kanalı geçti derken ya bir bakıyorsunuz e tarla yüz dönüm ama bir kısmı yola bir kısmı sınıra bir kısmı kanal kanalete gitmiş. Tarla iyice küçülmüş. Devlet de şunu dedi. Bundan sonrasında dedi ben bölünmüş olan bu parselleri bir araya getiriyorum. Sınırları kaldırıyorum. Sınırları kaldırdığım için burayı tek bir tarla haline dönüştürüyorum. Hatta Ekber ve Erşad yasası çıktı. Tarihten hatırlarsınız bu Ekber ve Erşad olan ne? En yaşlı ve en bilge olana kırsalda diyorsun ki sen bu kardeşlisiniz en büyüğünüz var oralar ekip biçiyor. Ona diyorsun ki sen diğer kardeşlerinden bunları topla tek bir kişi olarak sen üret ve onlara payını ver. İşte bu tip yöntemler arazi toplaştırması projesi kapsamında yapılmıştır. Hatta Yozgat'ta bir köy Arazi toplaştırması kapsamında bütün sınırları kaldırdı. Bütün aslında tarlaları da kaldırdılar. Yani mülkiyete kime ait ol olmadığı önemli değil. Herkes bütün tarlaları birleştirdi. Ortak bir şekilde ekiyorlar, biçiyorlar. Köydeki bütün traktörler ortak çalışıyor. Bütün işçiler yani işçi olarak kişiler ortak çalışıyor ve yıl sonundaki kazancı ortak bir şekilde bölüyorlar. Yani Yozgat esasında arazi toplulaştırması projesi yapayım derken komünizme geçti farkında olmadan. Mülkiyet yok, ortak çalışma ve ortak paylaşım var. Bildiğin Yozgat şu an arkadaşlar komünizmi yaşıyor. Aslında o döneme doğru geçmeye başladı. Şimdi peki ben şunu söylüyorum. Diyecek ki bana ya arazi e, toplulaştırması projesi nerede en az uygulanır? Ya parseller eğer ki miras yoluyla bölünmüşse bir araya getirilmesi kolaydır. Zaten ortada bir sınır var. Sınırı kaldır bir araya gelir. Peki arazi engebe ile parçalanmışsa, tarlalar engebe nedeniyle birbirinden uzaklaşmışsa bunları nasıl toplayacaksın? Toplayamazsın değil mi? Karadeniz'in o dağınık tarlaları bir araya getirilemez. Yani bu arazi toplulaştırması dediğimiz proje en az Doğu Karadeniz'de uygulanır. Tabi Hakkari'leri alabilirsin, Batı Karadeniz'i alabilirsin, Tunceli çevresi. Yani engebeli dağlık gördüğünüz yerler alabilirsiniz. Engebeli arazide de tarlalar bir araya getirilemez. Çünkü birbirinden engebe dediğiyle ayrılmıştır. Ona dikkat sorusu gelir. Böyle bir yıldız falan koy bak. Heh, öyle söyleyeyim sana. Gübreleme haline bizdeki şeylerimizin en azlığının sebeplerinden bir tanesi şu. Yağış azlığı. Bizde yağış, yıllık yağış miktarı inanılmaz az. Bu yüzden de biz istediğimiz kadar şey kullanamıyoruz. Yani topraktaki mineraller, vitaminler, azotlar, nitratlar topraktan bitkiye geçemiyor. Yağış azlığından dolayı. Dolayısıyla da biz gübreleme yapmak zorundayız. Eğer gübreleme yaparsanız %50 verim artışı sağlayabilirsiniz. En fazla gübre kullanan bölge Akdeniz'dir. Özellikle Terrarossa toprağını anlatırken size şunu demiştim. Terrarossa bildiğin demir pası, Paslan adama verim olmaz. Terra rossa'yı verimli hale getirmeniz için çok fazla gübre kullanmanız gerekir demiştim. Oraya hatırlıyoruz. En az Karadeniz'de gübreleme yaparsınız. Çünkü bol yağış nedeniyle toprağa bol miktarda azot karışımı gerçekleşmektedir Karadeniz'de. Siz bunu Karadeniz'de en az yapıyorsunuz. Ve büyük oranda kullandığınız gübre türü ise azotlu gübre dediğimiz gübrelerdir. Çünkü yağış azlığının olduğu yerde Toprağın en fazla ihtiyaç duyduğu ürün azottur. Bu anlamda bilinir. Destekleme alımı bunu söyleyeyim. Muhakkak buna da yine bir yıldız koyacağız. Benim soru beklediğim alanlardan bir tanesidir. Destekleme alımı dediğimiz. Bu ne hocam? Bu şu. Devletin üreticiye önceden duyurduğu fiyattan ürün alma garantisi vermesi. Hmm, şimdi devlet önceden bir fiyat belirliyor. Taban fiyat dediğimiz. O taban fiyattan ürün alma garantisi veriyor. Çiftçiye diyor ki örneğin. Ben senin bu yıl buğdayını 7 lira 25 kuruştan alacağım kilosunu. Eğer bir tüccar diyor sana 7.25'ten daha düşük bir rakam teklif ederse kabul etme. Getir toprak mahsulleri ofis olarak ben alacağım. Bunun adı destekleme alımıdır. Bazı ürünlerde destekleme alımı yapılır bazılarında yapılmaz. Ben size yapılanları değil daha az olduğu için yapılmayanları söyleyeceğim. Böylelikle daha rahat çözebiliriz hangisinde alım yapılır yapılmaz sorularında. Sebzeler ve meyveler alınmaz arkadaşım. Bu bir. Niye sebze ve meyvenin destekleme alımı yoktur? Neden devlet domates taban fiyatı şudur, bu fiyattan ben alacağım diyemez? Bir. Destekleme alımı yapılacak ürünlerin en önemli özelliği ilaçlanıp uzun süre saklanabilmelidir. Şimdi domates, biber, patlıcan uzun süre saklanamaz. Toprak mahsulleri ofisinde 10 yıllık buğday bulabilirsiniz. Çünkü saklanabilen bir ürün. Ancak domates bulamazsınız. Muz bulamazsınız. Muz destekle malı mı olur? Allah Benim halkım muz yemelidir muhakkak deyip destekle malı mı yapmazsınız. Sebzeler ve meyveler uzun süre saklanamadığı için alınmayan ürünlerdir. Bir başka yine alınmaya konu olan nokta şudur. İhracata yönelik olmalıdır. İşte orada destek primi vesaire verirsiniz. İthalatı düşürmek gerekliliği vardır falan gibi. Ama büyük oranda sebze ve meyve neden alınmaz derse, unutmayınız saklanamadığı için. Bir de özel olarak tütün alınmaz. Bakınız. Bazı belki bir yerde denk gelirsiniz. Bazı anlatan hocalar ya da soru bankalarında tütün destekleme alımında mış gibi gösteriliyor. Ee, yanlış. Tütün destekleme alımından 2002 yılında çıkarıldı. Bak 2002. Kaç sene geçmiş aradan? Hala varmış gibi düşünüyorlar. Hayır. 2002 yılında tütünün destekleme alımından çıkarılmasının başlıca sebebi şuydu. 2001 krizinden sonra bize IMF geldi değil mi? IMF'den borç aldık. Peki IMF'nin en önemli koşullarından bir tanesi neydi? Tütün yasası. Nedir o tütün yasası? Dedi ki tütün yasası çıkaracaksın ve tütünü destekleme alımından düşüreceksin. Tütüne teşvik vermeyeceksin. E ee, senin dedi dünyaca ünlü tütünlerin dedi şart tütünü kapsamındadır. Dünyaca ünlüdür. Sen bundan bu tütünleri üretip bol miktarda dedi satarsan benim Amerikan Tobokko International'ları mı kim alacak? Japon Tobokko'lar ne iş yapacak? Haliyle sen de bu üretimi kısacaksın. İşte tütün yasası 2001 krizinden sonra IMF ile böyle çıkardı. IMF bir yere girerse onun girdiği yerden hayır çıkmaz. O sanayi bir kısıtlamalarla gelir. Üretim kısıtlamaları, maaş kısıtlamaları gibi. Hal böyle olunca da bakın tütün destekleme alımından çıkarıldığı günden beri tepetaklak gidiyor. Ve üretim her dakika düşüyor. Bugün Manisa, İzmir en fazla eskiden tütün üreten yerlerde artık biz ön sıralarda onları göremiyoruz. Çünkü ekonomik getirisi çok düştü destekte olmadığı için. Yapan zarar ediyorum diyor bırakıyor. Bir ülkeye yapılabilecek en kötülükte zaten çiftçinin o üründen zarar ettirilip bırakmasını sağlamaktır. Tarımı destekleyen kuruluşlar haliyle bunlar bizim tarımımızın gelişmesi için en önemli desteği sağlıyorlar. Mesela başta Ziraat Bankası değil mi? Tek işi gücü çiftçinin derdini sorununu çözmektir. Başka şeylerle ilgilenmez. İyi ki de var. Değil mi? Tarım açısından olmayaydı kim bilir belki de daha iyi olurdu. Toprak Mahsulleri Ofisi. Bunlar devletin dediğimiz gibi o ürünleri alıp da toprak mahsulleri ne yapıyor? Çiftçiye alım garantisi vererek destek oluyor. Bazı birlikler vardır. Mesela Panko Birlik gibi. Bu ne? Pancar Kooperatifleri Birliği. Bunlar çiftçinin pancar üreticilerini destekliyor. Onlardan ürünleri topluca alıyor. Parasını ödüyor vesaire gibi. Ya da mesela Çuko Birlik. Bu ne diyorum ben? Çikolatıcılar Birliği mi? Çikolata Birliği. Hayır Çukurova Birlik. Bunun yanı sıra Trakya Birlik. Mesela Ayçiçek Yağcılar. Değil mi? Ya da Marmara Birlik, Zeytinciler gibi böyle kooperatifleri görürsünüz. Çiftçi kooperatifleri. Bunlar da yine tarımı destekleme amacıyla kurulmuştur. Bunların sayısını çoğaltabilirsiniz. Fisko Birlik. Mesela ne yapıyor? Fındıkçılar değil mi? E, Fiskobilliğin neyi var? Fabrikası var. Orada çiftçiden aldığı fıstığı e, fıstık ezmesine dönüştürüp satıyor. Ekonomik değerini artırıyor. Bu anlamda düşünebilirsiniz. Yine toprak bakımı ve tohum ıslahı bunlar da yine yapılmak zorundadır. Toprak bakımı, toprağın çapalanması, toprağın havalandırılması bunlar toprak bakımı kapsamında. Tohum ıslahı ise toprak ıslahı, tohum ıslahı hepsini düşünebilirsiniz. Bunlar da iyileştirilmiş kaliteli tohum kullanılması yüksek verim sağlaması açısından oldukça önemli. Biz bunların tamamını yaptığımızda sulamayı, gübrelemeyi, makineleşmeyi sağladığımızda aynı zamanda çiftçiye alım garantisi verdiğimiz desteklem alımlarımızı yaptığımızda arazi toplaştırması kapsamında tarımda kullanılmayan arazileri tarıma kazandırdığımızda arazi dağıtımıyla birlikte devletin elinde olan ve kullanılmayan arazileri tarıma kattığımızda Bunları tarımı destekleyen kuruluşlar vasıtasıyla ucuz krediler, ucuz hibeler. Ya hibenin ucuzu olmaz, bedava olur. Bunları verdiğimiz sürece kaliteli toprak, kaliteli tohum, kaliteli su, bunları yaptığımız sürece tarımda sıkıntımız kalmayacaktır. Evet, şimdi gelelim buradaki sorularımıza. Şöyle bir bakalım. Türkiye'de sulamanın geliştiği yerlerde durumlarından hangilerinde azalma yaşanması beklenir demiş. Şimdi sulama gelişirse bir yörede neleri artırıyor, neleri azaltıyor ona bakacağız. Ürün çeşidi. Sulama yaparsam daha fazla farklı tip ürünler ekebilir miyim? Ekebilirim. O zaman çeşidim azalır mı? Artar mı? Ürün çeşidim artar. Nadas alanları. Toprağı niye boş bırakıyordum? Susuzluktan dolayı. Ama sulama yaparsam nadas azalır mı? Azalır. O zaman bunda azalır diyorum. Tarımsal gelir. Haliyle yüksek verim getiren sulu tarım ürünlerini ektiğim için tarımsal gelirim artar. Peki artık ben yağış beklemediğime göre kuraklık olup olmaması beni ilgilendirmediğine göre sulama ile birlikte iklime bağımlılığım ne yapar? Azalır. Hangisinde azalmalar yaşanır derse 2 ve 4 bizim cevabımız olur. Bunlarda azalma bekleriz. Geldim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki Türkiye haritasında 4 alan numaralarla gösterilmiştir. Tarımda makineleşme çalışmalarının artması kırsal kesimde işsizliğin artmasına ve kırdan kente göçeneden olmaktadır. Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanlardan hangilerinde bu durum daha az yaşanmaktadır. Yani sen o yörede demeye çalışıyor ki bana makina kullanamadığın için kırdan kente göç olmaz. Peki ben nerelerde makina kullanamam? Engebeli yerler. O zaman sorunun cevabı engebeli yerleri bulmaktan geçiyor. Hemen baktım bir numaralı yer Konya. Engebeli mi düz mü? E hocam düz. Güzel. 4 numaralı yer Urfa. Engebeli mi düz mü? Hocam düz. Güzel. Aldım. Peki 2 numaralı Doğu Karadeniz. Engebeli mi düz mü? Engebeli. Heh. Aldım. 3 numaralı Menteşe. Düz mü? Engebeli mi? Engebeli. O zaman ben engebeli yerler arıyorum. Sen 2 ve 3 numaralı Doğu Karadeniz'de ve Menteşe'de engebeden dolayı makina kullanımı yapamazsın. Ve şunu diyemezsin. Karadeniz'deki insan işsiz kaldı. Neden? Çünkü çay bahçesinde traktör olmaz ki. Ev dolayısıyla oradaki göçün sebebi de tarımda makine kullanımı olamaz. O yüzden cevabım 2 ve 3 olur diyoruz. Evet, böylelikle arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir diğer dersimizde artık tarım ürünlerine geçiyoruz. Tarım ürünlerinden bahsedeceğiz. Tek tek onların yetiştiği yöreler harita üzerinden göreceğiz oranlarına bakacağız. En fazla üretildiği illeri konuşacağız. Ve özellikle yetişme koşullarından söz ederek o dersimize geçiş yapmış olacağız. Şimdilik size iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Bir diğer derste görüşürüz. Hoşçakalın.